Sevgili öğrenciler, Turizm Pazarlaması kitabının ders tanıtım videosuna hoş geldiniz. Kitabımız 8 üniteden oluşuyor. Birinci ünite pazarlama kavramı ve turizm pazarlaması ile ilişkisi. İkinci ünite turizm pazarlamasına genel bir bakış. Daha sonraki üçüncü ünitemizde bildiğimiz pazarlama karması elemanlarının turizm pazarlamasındaki uygulamasına bakıyoruz. Ve dördüncü ünitede bu pazarlama karması elemanlarının turizmdeki genişletilmiş pazarlama karması elemanlarıyla nasıl bir şekillendiğine bakıyoruz. Ve beşinci ünitemizde de pazar bölümleme, hedef pazarı seçme ve konumlandırma konusu üzerinde duracağız. Altıncı bölüm pazarlama bilgi sistemleri üzerinde ve pazarlama araştırması üzerinde bir bölüm. Ve yedinci ve sekizinci bölümlerimiz turizm pazarlamasında sosyal medyanın kullanımıyla turizm pazarlamasının geleceği. Şimdi bu üniteleri biraz daha detaylı görelim. Birinci ünitenin içeriğinde pazarlamanın temel kavramları, pazarlamanın tarihsel gelişimi, hizmet ve özellikleri görünüyor. Hizmetin özelliklerinden bahsetmek gerekiyor. Pazarlama tarihsel gelişimi bunun üzerindeki etkilerinden bahsetmek gerekiyor ve doğal olarak pazarlamanın temel kavramlarının üzerinde durulması gerekiyor. İkinci ünitemizde sizden hem işletme dışı çevre faktörleri hem de işletme içi çevre faktörlerinin neler olduğu sorusuna cevap bulmanız istenecek. Bu üniteyle birlikte üçüncü ünitemize geçeceğiz ve orada pazarlama karması elemanlarının daha önce bahsettiğimiz gibi 4P'nin yerinden bahsedeceğiz. 4P turizm pazarlamasında nasıl uygulanıyor? Bu ünitede bununla ilgili işleyişi hep beraber görmüş olacağız. Dördüncü ünitemizde turizm pazarlamasında genişletilmiş pazarlama karması dediğimiz bu bilinen klasik 4P'nin dışındaki diğer kitaplar ve kaynaklarda gördüğümüz genişletilmiş halini hep beraber kitaptan öğrenmiş olacağız. Ve bu genişletilmiş pazarlama karmasıyla birlikte beşinci ünite pazar bölümleme, hedef pazarı seçme ve konumlandırma ile beraber artık nasıl bir pazar bölümlendirme yapmamız gerek, nasıl bir hedef pazar seçilir ve buna göre konumlandırma ne demektir? Bu üç kavramı bir arada gördüğümüz bir ünitemiz olacak, beşinci ünite. Altıncı ünitemizde bahsettiğimiz gibi pazarlama bilgi sistemi üzerinde duracağız. Bu genel bir kavram olarak. Daha sonra bunun turizm pazarlamasındaki uygulaması üzerinde konuşacağız. Pazarlama araştırması nasıl yapılır? Turizm pazarlamasında bunda bir farklılık var mı? Benzer yönleri neler? Altıncı ünitemizin konusu da bu iki kavramı içermektedir. Yedinci ünite sosyal medya, son dönemde çok revaçta olan sosyal medyanın turizm pazarlamasındaki kullanımı üzerine yoğunlaşmakta. Sosyal medya ve tüketici, turizmde sosyal medya pazarlaması, sosyal medya pazarlama stratejisinin önemi ve bunun uygulama stratejileri üzerinde durulacak. En son konumuz da turizm pazarlamasının geleceği üzerine. Turizm pazarlaması 2020'lerden sonra nasıl bir boyut izleyecek? Sanal gerçeklik dediğimiz ve daha da ilerleyen arttırılmış gerçeklik bunlar üzerinde durulacak. Ve ilerideki pazarlama stratejilerini turizm pazarlaması açısından ele alacağız. Kitabımız bu 8 üniteden oluşmakta. E-Kampüs sisteminde bu dersle ilgili olarak ünite özetleri bulabilirsiniz. Yaprak testler çözebilirsiniz ve deneme sınavları mevcut. Bu gibi yardımcı materyallere ulaşabilirsiniz. Ders içeriğinin öğrenilmesi için size tavsiyemiz tüm bu bahsettiğimiz yardımcı materyalleri kullanmanız son derece önemlidir.